bu çözülmenin de önemli katkısı olduğu kanaatindeyim. Peki bu çözülme parti içi bir erozyona dönüşürse sizin AK Parti'den ayrılanlara, kopanlara bir çağrınız olur mu Sayın Aydal diye sorayım. Orası baba ocağı. Hoş geldiler. Sadece o değil. Eğer arzu ederlerse Gelecek Partisi, Deva Partisi, Saadet Partisi'nden de yani teknik olarak düşündüğünüzde aynı hedefe doğru hizmet edilecekse nasılsa uzlaşma yolu bulup meclise çok da büyük bir grup kurulabilir. Bunda Türkiye'nin faydası olur, zararı olmaz. Deva Partisi, Gelecek Partisi'ne bile katılmadı ama. AK Partisi, o günün şartları farklıdır, bugünün şartları farklıdır. AK Parti'den de çok büyük bir grubun geleceğini düşünüyoruz. O günün de çok uzak olmadığını görüyoruz. Çünkü bunu destekleyen en önemli veri elimizde hükümetin önündeki 4 yılı sürdürebilecek ekonomik potansiyelinin olmamasıdır. Kendi yazdıkları programa bile uyamamaz noktalar. Uyamıyorlar. Dolayısıyla istedikleri kadar farklı cümlelerin arkasına sığınsınlar. Mesela programdan bir şey söyleyeyim. Diyor ki biz 100 dolardır varili 75 dolara düşüreceğiz 2026'da. Tutmaları mümkün değil. Turist bize gelecek diyorlar. Geçmiş 20 yılda 25 milyon artmış. Bunlar diyor ki önümüzdeki 3 yılda 26 milyon daha artacak. Hesapları böyle çok doğru olmayan, hayalci varsayımlar üzerine gidiyor. Başka bir şey daha diyor. Enflasyon bu sene diyor %65, seneye %33'e düşecek. 2026'ya giderken 2025'te 15'e düşecek. 2026'da da %8,5'a düşecek. Buna gerçekten kendileri inanıyor mu? Çok emin değilim ama inanmadıklarını biliyorum. Bunun böyle olmadığını, memura maaşın hiçbir biçimiyle artmadığı, emeklinin yerlerde süründüğü bir dönemde ben o dedikleri gibi 4-4,5 yıl daha bu hükümetin ayakta kalma şansının olmadığını biliyorum. Peki bu yeni bir seçimi çağrıştırır mı? Benim bakış açımdan şahsi görüş olarak ifade ediyorum. Henüz erkendir. Toplum bir ölçüde seçimden bıkmıştır. Kaldı ki 2 yılını tamamlamayan vekillerin bir daha seçilemeyeceğini düşünen AK Partili vekillerin özellikle seçimden son sürat kaçacaklarını düşünüyorum. Olan zamanı sonuna kadar kullanmak isteyeceklerdir. Ama Türkiye'nin şartları buna müsaade etmez. Çok değil 1,5-2 yıl içinde yine seçim konuşmaları olacaktır. Çok yakın bir zamanda da toplumu meşgul etmek için... Siz söyleyecek için... misiniz yani belli bir süre sonra? Efendim? Siz yapacak mısınız erken seçim çağrısı yani, bir süre sonra? Yani hayatın normal akışı içerisinde Türkiye'nin ekonomik olarak çok zora girdiğinde eğer farklı çözümleriniz varsa... bırakın artık da bu işi peki, biz halledelim deme noktasına peki, geleceğiz. Çok teşekkür ediyorum Sayın Aydal. Konuk oldunuz 2 saatlik dilimde bizlere. Çok teşekkür ederim. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili sağ olunuz efendim katılımınız için. Biz bir araya daha gidiyoruz. Aranın ardından devam edeceğiz efendim.